işçi, emekçi kardeşlerimize yapılan, tabiri caizse haksız ve hukuksuz şekilde yürütülen kıyım süreci. Tıpkı 5 yıl önce Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini teslim aldıkları sürece benzer şekilde yönetimlerini devraldıkları tüm belediyelerde abilerinden aldıkları dersle gerekçesiz, hukuksuz ve haksız şekilde alın teriyle evlerine ekmek götüren işçi ve emekçi kardeşlerimizin işlerine son veriyorlar. Şu ana kadar Yüreğir Belediyesi'nde yaklaşık 300, Aladağ Belediyesi'nde 26 emekçi kardeşimiz bir gece saatinde cep telefonlarına gelen SMS ile işlerinden edildi. Ki bunların ilk 200'lük kısmı 1 Mayıs'tan önceki gece bir SMS ile işlerinden edildiler. Ertesi günde bu arkadaşlar ne kadar trajikomik ki meydanlara çıkıp işçi, emekçi, hak, hukuk diye meydanlarda bağırdılar. Şimdi üstelik bu arkadaşlar çıkartılırken de ilgili kanunun 22. maddesi diye tanımlanan diğer sebepler başlığı altında bu işlemi yaparak ekmeklerinden ettikleri kardeşlerimizin işsizlik maaşı dahi almasının önüne geçerek düşmanca bir tavır sergiliyorlar. Trajikomik olan durum şudur ki bu sadece AK Parti'mizden devraldıkları belediyelerden değil, kendi partilerinin yönettiği, kendi işlerinde kavgaya düştükleri, bir önceki dönemden aldıkları belediyelerde de aynı işçi ve emekçi kıyımını yapıyorlar. Ceyhan'da, Seyhan'da, Çukurova'da işçi, emekçi, hatta memur kadroları üzerinde yaşanan olumsuzluklar kamuoyuna yansıyor. Adana'mız adına bu yönetimsel zafiyet ve kaos ortamını üzülerek izliyoruz. AK Parti İl Başkanlığı olarak il ve ilçe yönetimlerimizde yer alan avukatlarımız eliyle ücretsiz olarak emekçi kardeşlerimizin vekaletlerini alıyoruz ve işe iade süreçleri gerçekleşene kadar hukuki zeminde mücadeleyi onlarla birlikte üstleniyoruz. Evet. Ön şartsız şekilde takdir etmeye ve alkışlamaya hazırız. Geçtiğimiz dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği gerek Büyükşehir Belediyesi, getirilen tüm eser ve hizmet içerikli Adana'mızın faydasına olacak tekliflere